Hezarfen Ahmet Çelebi. Hezarfen Ahmet Çelebi 1609-1640 yılları arasında 17. yüzyılda Osmanlı'da yaşamış Müslüman Türk bilgini. Kendi geliştirdiği takma kanatlarla uçmayı başaran ilk insan olmuştur. 1623-1640 yılları arasında saltanat süren Sultan 4. Murat zamanında uçma tasarısını gerçekleştirdiği ve geniş bilgisinden ötürü halk arasında Hezarfen olarak anıldığı bilinmektedir. Hezar Farsça kökenli bir sözcük olup bin anlamına gelir. Hezarfen ise bin fenli, bilimli yani çok şey bilen anlamına gelir. İlk uçma denemelerinde Leonardo da Vinci'nin uçma konusundaki çalışmalarında kendinden çok önce bu konuda deneyler yapan 10. yüzyıl Müslüman Türk alimlerinden olan İsmail Cevheri'den ilham almıştır. Cevheri'nin bulgularını iyice inceleyen ve öğrenen Çelebi, kuşların uçuşunu inceleyerek tarihi uçuşundan önce hazırladığı kanatlarının dayanıklılık derecesini ölçmek için ok meydanında deneyler yapmıştır. 1632 yılında lodoslu bir havada Galata Kulesi'nden kuş kanatlarına benzer bir araç takıp kendini boşluğa bırakan ve uçarak İstanbul Boğazı'nı geçip 3.358 metre ötedeki Üsküdar'da Doğancılara indiği varsayılan Hezarfen Ahmet Çelebi, Türk havacılık tarihinin en kayda değer kişilerinden birisidir. Bu uçuş hakkında belgeler şimdiye kadar sadece Evliya Çelebi'nin seyahatnamesindeki ifadesinden ibarettir. Evliya Çelebi eserinde şunları yazar: İptida, ok meydanının minberi üzere, rüzgar şiddetinden kartal kanatları ile 8-9 kere havada pervaz ederek talim etmiştir. Badehu Sultan Murat Han Sarayburnu'nda Sinan Paşa Köşkü'nden temaşa ederken Galata Kulesi'nin ta zirve-i belasından Lodos rüzgarı ile uçarak Üsküdar'da Doğancılar Meydanı'na inmiştir. Sonra Murat Han kendisine bir kese altın ihsan ederek, "Bu adam pek havf edilecek yani korkulacak bir ademdir. Her ne murad ederse elinden geliyor. Böyle kimselerin bekası caiz değil." diyerek Cezayir'e sürgün etmiştir ve orada merhum olmuştur. Bu olay Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da büyük yankı buldu ve dönemin padişahı 4. Murat tarafından da beğenildi. Sarayburnu'ndaki Sinan Paşa Köşkü'nden bu durumu seyreden Sultan, Ahmet Çelebi ile önce çok yakından ilgilenmiş, hatta Evliya Çelebi'ye göre bir kese de altınla sevindirmiştir. Ancak bu derece bilgili ve becerikli birisinin tehlikeli olacağını düşünüp, "Bu adem pek havf edilecek bir ademdir. Her ne murad ederse elinden gelir. Böyle kimselerin bekası caiz değil." diyerek onu Cezayir'e sürgün etmiştir. Ayrıca 1996 yapımı olan İstanbul Kanatlarımın Altında isimli Türk filmi Hezarfen Ahmet Çelebi'nin uçuş öyküsünü işlemiştir. Bizi izleyip vakit ayırdığınız için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Hoşça kalın.